Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Freecad'de tek throw tezgahından teknik çizimler nasıl hazırlanır bunu öğreneceğiz. Evet şimdi gelin teknik çizimimizi oluşturmamızı sağlayacak bir nesne çizelim. Yukarıda Part Design bölümüne geçiş yapalım ve yeni bir proje oluşturalım. Sol tarafta çizim oluştur diyoruz ve eskiz oluştur diyoruz. X, taban düzleminde bir çizim yapacağım şu anda. Buradaki örnek olduğu için oldukça basit bir çizim olacak. Şimdi dikdörtgen çizim aracını aktif hale getiriyorum. Şöyle rastgele bir çizim gerçekleştiriyorum. Şimdi bunu merkeze ortalayalım. Önce sağ üst köşedeki noktayı seçelim. Sonra sol alt köşedekini ve merkezdekini seçelim. Ardından bunları simetrik olarak merkeze alalım. Şimdi bunlara bir genişlik ve yükseklik de belirleyebiliriz. Mesela şunu seçelim. Örneğin burada 30 demiş. Tam olarak 30 olabilir. Evet bunu seçelim yatayda bir bakalım. Bu da 80'de olabilir. Ardından burayı close kapatabiliriz. Buna bir kalınlık belirleyelim. Şurası 30 mm olabilir. Şimdi bunun üst tarafını seçelim. Bu üst tarafta da bir tane sketch oluşturalım. Hemen buraya bir tane çember oluşturabiliriz. Şöyle merkezde başlasın. Şurada bir yerde tutalım. Bunu taşıyacağım bir miktar. Şöyle şurada bir yerde durabilir. Evet şimdi bunun gibi bir tane daha karşıya aktarmak istiyorum. Burayı seçelim. Yatay eksenimizi seçelim. Hemen ayna görünümünden bir tane daha bundan oluşturabiliriz. Tabii ki bunun yarı çapını da belirleyelim isterseniz. Öyle oluşturalım. Öncelikle bu işlemi bir geriye alalım. Buna bir yarı çap belirleyebiliriz. Çapı sınırlayalım. Ya da çap da verebiliriz. 10 mm olabilir. Şimdi seçelim. Karşı tarafa bunun bir ayna görünümünü Atalım, close diyelim. Burada bir delik oluşturabiliriz üzerinde. Evet. Bu da tabii ki çapını da artırabiliriz. Şöyle burayı birazcık sağ tarafa alalım. Mesela 10 milimetre yapabiliriz. Derinliği bir miktar daha artırabiliriz. 30 da tutabiliriz. Evet, okey diyelim. Şurayı birazcık sol tarafa alabiliriz. Evet, nesnemizi şimdi oluşturduk. Oldukça basit bir nesne. Sizler elbette ki çok daha karmaşık nesneler oluşturabilirsiniz ve TekDraw tezgahını kullanarak bu nesneler üzerinden teknik çizimler oluşturabilirsiniz. Şimdi öncelikle bu sahnemizi bir kaydedelim. Herhangi bir göçmeye karşı korumak için. Evet, kaydedilme işleminden sonra TekDraw tezgahına geçiş yapalım. Evet, şimdi TekDraw arayüzümüz bu şekilde. Şimdi gelin buraya bir tane varsayılan sayfa oluşturalım. Yeni varsayılan sayfa ekler. Dilerseniz siz şablondan bir sayfa ekleyebilirsiniz. Çeşitli şablon seçenekleri de sunmuş. Şu an için varsayılan seçiyorum. Şu anda teknik çizim şablonumuz karşımızda. Şimdi sayfalar arasında geçiş yapacağız. Hemen sol tarafa gelelim. Diyelim ki modelimizin bu görünümünde biz bir tane teknik çizim aktarmak istiyoruz buraya. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Burada hemen model bölümüne gelelim. Body'i seçelim body'i seçtiğimiz zaman tümüyle buradaki nesnenin seçilmiş olduğuna da dikkat ediyoruz. Sonrasında hemen burada yukarıda seçeneğimiz var. Bir görünüm ekle. Buna tıkladığımız zaman dikkat ederseniz oradaki üç boyutlu görünümden hemen burada teknik çizim taslağını çizmiş olduk. Bunu isterseniz dilediğiniz alana taşıyıp bırakabilirsiniz. Dilerseniz sol tarafta sol alt bölümde scale bölümünde ölçeklendirmede bunu bir miktar büyütebilirsiniz ya da dilerseniz küçültebilirsiniz. Hemen küçülmezse sayfayı yenileyerek bu küçülme işlemini tamamlayabilirsiniz. Ben burayı bir de varsayılan değerde tutacağım. Sayfayı yeniliyorum bazen çünkü anında tanımıyor. Yenilemek gerekebilir. Şimdi başka nasıl bir şey yapabiliriz? Mesela şurada right görünüm'e geçtiğimiz zaman şu yüzeyi seçelim. Burada görünüm eklediğimiz anda hemen sağ görünümü de buraya eklemiş oluyoruz. Başka mesela şurada front görünümü alalım. Buradaki front görünümden herhangi bir yeri seçmemiz yeterlidir. Tekrardan burada görünüm ekle dediğimiz zaman front görünümü de buraya eklemiş oluyoruz. Bir tane de mesela üst görünümden ekleyelim. Burayı seçip üst görünüme geçelim. Ve ardından yine görünüm ekleden üst görünümü de buraya ekleyebiliriz. Burada View yazısının olduğu yere gelip taşıyabiliyoruz istediğimiz alana. Evet bu şekilde ekleyebileceğimiz gibi çoklu bağlantılar yöntemiyle de eklenebiliyor. Mesela şöyle front görünüme geçelim. burada tekrardan çoklu bağlantı yöntemine bir gelelim. Bu şekilde de ekleyebilmemiz mümkün. Front bölümünde bakın burada sağ ön üst bölümünde görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca sol üst görünümden bir bakalım burada sol alt bölümden eklenebiliyor ve ayrıca sağ alt bölümden de ekleyebiliyor. Burada yine seçenekler var. İki açıları arasındaki farkı alabilirsiniz, üçüncü açıyı alabilirsiniz ya da sayfaya göre de bunu değerlendirebilirsiniz. Sayfaya göre değerlendirdiğiniz zaman buradaki tüm sayfayı baz alacaktır. Sağ görünüm, sol görünüm. Evet, ayrıca aşağıdan da x ve y aralıklarını belirleyebilirsiniz. Şimdi burayı kapatalım burada ayrıca sketch sayfasında olduğu gibi ölçeklemeleri de belirleyebiliyoruz. Mesela şurası üst görünümdü. Şu kenarı seçelim. Buraya birazcık yakınlaşalım. Buranın yüksekliğini bir görelim. Bakın buranın 30 olduğunu görüyoruz. Bunu dilerseniz sol tarafa doğru taşıyabiliriz. Evet hemen gelelim bakalım bu bölüme. Burada bu kenarın 30 olduğunu görüyoruz. Skeçe geldiğimiz zaman bakın burada da 30 değerini vermiştik. Peki ben burada bunu 40 yaparsam ne olur? Kapatalım. E 40 birazcık burada kürelerde sonra yol açtı. Bunu mesela 35 haline getirelim. Evet. Böylesi daha iyi. Şimdi tekrardan bu bölüme geldiğimizde buradaki teknik çizimde de bunun güncellendiğini görüyoruz. Gayet güzel. Evet sizler de diğer ölçeklemeleri pekala kullanabilirsiniz. Mesela şuradaki yarı çapı da belirleyebilirsiniz. Örneğin tıkladığımız zaman hemen burada çapla ilgili çap ölçüsü verilmekte 10 belirlemiştik. Bunu da buradan görmekteyiz. Şu çapı şuraya bir yere alabiliriz görüntülemek için. Tekrardan buraya geldiğimizde çapı değiştirdiğimizde güncellenecektir. Diğerlerini de ekleyebilirsiniz. Şimdi kesit oluşturmadan da bir örnek verelim. Mesela bu bölümü seçtik. Hemen yukarıda kesit oluşturma aracımız vardır. Buna tıkladığımız anda hiçbir şey uygulanmadı der öncelikle bir uyarı verir. Ayrıca burada boyutun iki boyutlu bir referansının olmadığından da bahsediyor. Daha uygun bir referans da hazırlanabilirdi. Bakın şurada seçim yaptığımız zaman hani örneği verebilmek için çeşitli buradaki seçilmiş olan bölüme göre de kesitler oluşturabiliyorsunuz. Evet, bunu şu anda iptal edebiliriz. Bir de şurayı seçelim. Buradan bir kesit örneği alalım. Evet. Bakın bu şekilde üzerinde de zaten rehberleri göstermekte kesitleri oluşturabilmemiz mümkündür. Uyarı penceresini kapatabiliriz. E şimdi gelin bir de link yani bağlantı özelliğinden bahsedelim. Şurayı bir seçelim. Buranın yüksekliğini bir görelim. Bakın buranın yüksekliği 27.69 gözüküyor. Öyle miydi? Hayır. Bunun yüksekliğini pede geldiğimiz zaman 30 olarak görmekteyiz. Peki neden bir uyumsuzluk var? Çünkü buradaki görünümü baz aldı. Yani buradaki görünümden yakaladığını ekliyor. Tam anlamıyla matematiksel bir veri olarak yakalamıyor. Bunun için bizim yapmamız gereken link, bağlantı kullanmak. Mesela şu köşeyi seçeriz, kenarı daha doğrusu. Sonrasında burada link düğmesine tıklarız. Şimdi bu bölümde şöyle bir sağ tarafa getirelim. Daha önce belirlemiş olduğumuz dimension'lar vardı. Dimension 002'yi seçelim. Bu kenara atalım. OK diyelim. Bakın burada bir de sayfayı yenileyelim. Buranın hemen güncellendiğini görüyoruz. Artık buradaki gerçek modelin kenarına göre görüntüleyecektir bu alanı. Şu kenarı seçelim. Buranın da şöyle bir bakalım. Buranın da 29.30 olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde bunun kenarını da güncelleyebiliriz. Seçelim. Buraya gelelim. Link aracını kullanarak Dimension 3'ü de buraya ekleyip sayfayı yenilediğimiz zaman hemen burada 35 olduğunu görüyoruz. Evet. Burayı güncellemiştik hatırlarsanız 35 ile. Şöyle bakın bu kenarın. O nedenle burada 30 değil de 35 olduğunu görmekteyiz. Daha önce 30 da hatırlarsanız sonradan güncellemiştik. Evet bu arada dikkat ederseniz üzerinde çeşitli bildirimler var çerçeveler var. Bunları da isterseniz kapatabilirsiniz. Görünüm çerçevelerini aç kapat. Taslan son halini bu şekilde verebilirsiniz. E tekrardan çerçeveleri şöyle bir görüntüleyelim. Burada ayrıca balon görünümü var. Balon açıklaması. Dilerseniz burada bunu da yapabilirsiniz. Mesela şurayı seçtik. Balon görünümünde burada şöyle bıraktığımız zaman bakın bunu istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Burada tabii ki teksti değiştirebilirsiniz örneğin kenar adını verebilirsiniz buraya. Başka bir bölüme de ekleyebilirsiniz. Şurayı seçeriz şu alt bölümü mesela. Tekrardan bir balon görünümünü bu bölüme ekleyebiliriz. Bunu da dilediğiniz alana zaten taşıyabilmeniz mümkün. Tekrar burada yarıçap adını verebilirsiniz. Türkçe karakterler kullanmamak şartıyla e, isimlendirme yapmanız uygun olacaktır. Evet, ayrıca isterseniz text de ekleyebilirsiniz metinde. Burada bakın default text hemen geldiğimizde sağ kutucuğa tıklarız. Burada çeşitli notları ekleyebilirsiniz örneğin. Bunu da yine dilediğiniz alanda taşıyabilirsiniz. E son olarak alttaki tanımlama bölümünde yeşil alanlar vardır. Buraya tıkladığınız zaman da başlıkları değiştirebiliyorsunuz. Mesela alt yazıyı belirleyebilirsiniz. Projenin ismini belirleyebilirsiniz. İsimlerini değiştirebilirsiniz. Mesela burada kim tarafından tasarlandığında girebilirsiniz. E son olarak dosyayı kaydetmek isteyebilirsiniz. Bunu PDF yani PDF dosyası olarak da dışarı aktarabilirsiniz. Diğer kaydetme seçenekleri de mevcuttur. PDF dosyası olarak kaydedelim ve görüntüleyelim. Evet PDF dosyası içerisindeki görünümü de dikkat ederseniz bu şekilde. Evet arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik. Sonraki friket derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hep ama hep sağlıklı kalın.